Ege Ultim'in değerli izleyenleri, bugün Deva Partisi Denizli İl Binası'ndayız ve Denizli İl Binası'nda Sayın İl Başkanı da Bekir Bey de çok heyecanlı. Çünkü eski Adalet Bakanı ve Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı Sadullah Bey yanımızda. Hoş geldiniz Denizli efendim. Hoş gördük Ahmet Bey. Sayın Bakanım, ben size hemen iki soru sormak istiyorum vaktinizde sınırlı. Baskın seçim olabilir mi? Ve bu baskın seçimle beraber Türkiye'de sürekli sorulan bir soru var. Tekrar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Şimdi öncelikle birinci sorunuzdan başlayayım. Türkiye önünü görebilen bir ülke değil. Yani baskın seçim olabilir mi? Evet olabilir. Hayır olmaz. Belirsizlik bu alanda da var. Çünkü hakikaten öngörülebilirliği kalmadı hükümetin. Uzunca bir zamandır bu böyle. Hatta seçimlerin zamanda değil de uzatılması dahi gündem kamuoyunda konuşuluyor. Konuyu konuşmak bile istemiyoruz. Evet. Netice itibariyle anayasaya göre yapılması gereken önümüzdeki yılın baharında, ilkbaharında yapılması gereken bir seçimimiz var. İnşallah o seçimler en geç o tarihte yapılacak. Ama hükümet kendisi için bir fırsat, iktidar partisi kendisi için bir fırsat aralığı görürse bir seçimleri öne almayı deneyebilir. Baskın seçim zaten, olabilir. Evet olabilir. 55 günlük bir zaman dilimi yetiyor onlara teknik olarak. Geçmişte de seçimleri yok dedikten, erken seçimden bahsetmek bu vatana ihanet dedikten 55 gün sonra seçim yaptılar. Evet. Onun için öngörülebilir bir yapı yok. Olabilir, olmayabilir ama biz parti olarak 50 gün sonra, 55 gün sonra seçim olacakmış gibi her an hazırlıklarımızı hızlandırdık. Ama vaktinde de olursa hazırlıklarımız elbette ki daha da güçlü olacak. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu erken seçimle yani adayı olup olmamak konusunu tolere edecek konuşuluyor. Ben bu tartışmanın gerekli bir tartışma olduğu kanaatinde değilim. Çünkü neticeten şu anda Türkiye'de kurumlar, ilkeler, kararlar ihtiyaca göre oluşuyor kararlar. Neye ihtiyaç varsa o yönde karar çıkıyor. Onun için ne siz kendinizi yorun ne bizi yorun. Şu anda iktidar partisine ne lazımsa ona uygun bir karar çıkacaktır diye düşünüyorum. Pratik. Peki eski bir Adalet Bakanı olarak son günlerde çıkan kararlar var. İşte Osman Kavala kararı var. Dün Caner Kaftancıoğlu kararı var. Bir Adalet Bakanı olarak bu kararları nasıl yorumluyorsunuz? Adalet toplumun huzurlu geleceğe bakabilmesi için temel şart. Bu verilen kararlar toplumsal vicdanda, kamu vicdanında, kamuoyu vicdanında nasıl karşılık buluyor ona bakmak lazım. Gerçekten bu kamuoyu vicdanını, toplumsal adalet duygusunu yaralayan, zedeleyen kararlar bunlar. Çünkü umumiyetle burada siyasal karşıtlıktan kaynaklanan, husumetlerin sonucunda oluşturulmuş kararlar gibi algılanıyor, görülüyor. Bangalore yargı etiği ilkelerine göre uluslararası bir standarttır. Mahkemelerin tarafsız olması yetmez. Mahkemelerin verdikleri kararlarla tarafsız olduklarını hissettirmeleri lazım vatandaşlarına. Türkiye'de adalet duygusunu hissettiremiyor mahkemeler. Tarafsızlık duygusunu kendi vatandaşına veremiyor mahkemeler. Hem çok müdahale olanlar var, hem mahkeme kararları üzerinde manipülatif yorumlar var. Dolayısıyla Türkiye'de maalesef verilen kararlar kamuoyu vicdanında adalet duygusunu tatmin etmiyor diye düşünüyorum. Peki seçimler, bu sizin yaptığım röportajdan sonra bir gazeteci olarak şunu sormak istiyorum. Seçimler adaletli olacak mı? Neticeten Türkiye'de son yaşadığımız seçimler, 2019 seçimlerinden sonra bu soruya da evet demek isterdim. Ama İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı Türkiye'deki seçim hukukunun ve seçim hukukunu uygulayan bağımsız kurumların güvenirliğini önemli ölçüde yıprattı diye düşünüyorum. Temenni ediyorum ki bu tür yıpratıcı olaylar tekrarlanmasın, tekerrür etmesin ve o kuruma, bu işleyişe güvenmek istiyoruz. Temennimiz bu. Ama yakın geçmişte bu güveni sarsacak olaylar yaşandı maalesef. Ümit ediyorum ki bir daha yaşanmaz. Çok teşekkür ederim. İlk yönetimin değerli izleyenleri, Sayın Eski Adalet Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Deva İl Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Size kolaylık diliyoruz. Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.